Merhaba, ben Avukat Avşin Atipoğlu. KRT TV ekranlarında sizler için hazırlayıp sunduğumuz Türkiye'nin ilk ve tek taşınması hukuku programına hoş geldiniz. Bu hafta sizler için aile hukukunu masaya yatıracağız ve bu alanda İstanbul Barosu'nun çok değerli 3 zarif avukatını konuk ettik. Sol tarafımda Sayın Avukat Ayça Özdoğan var. Sağ tarafta programımıza ilk kez katılan Ayça Hanım vasıtasıyla davet ettiğimiz yine çok değerli iki meslektaşımız var. Fatma Hoşgör Tekeş'in ve Begüm Tekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun, davetimizi kabul ettiniz. Ayça Hanım bizim aile hukukundan sorumlu konuğumuz. Bizim de öyle. O vesileyle de sizle tanışmış olduk. Çok sağ olun. Ben sözü misafir kabul ettiğim için sizle sorarak başlayayım. Aile hukukunun bizim taşınmazla medeni hukukta aynı kitapta olduğu için bir ortaklığı, bir birlikteliği var ve birbirinden ayıramadığımız iki alan. Genel bir değerlendirmeyle başlayacak olursak Begüm Hanım, aile hukuku ve taşınmazı ve aile hukuku kendi içindeki dinamiklerini yorumlayacak olursanız nelere temas etmek istersiniz? Tabii yani aile hukukuyla taşınmaz hukukunu ayrı düşünmek çok mümkün değil aslında. En basitinden bir aile konutu kavramı var ki zaten aile hukuku açısından çok çok önemli. Aile konutu nedirle birazcık mı anlatayım? Hani biraz ondan tabii, bahsedeyim. Tabii tabii, aile konutuna konutu yine mesela taşınmaz aile hukukunda nerelerde vatandaşın karşısına çıkabilir? Gayrimenkul, taşınmaz, onlara bir ufak girelim, ondan sonra yavaş yavaş devam ederiz. Aslında mal rejimlerinde en çok karşısına çıkabilir. O konuda da bilmiyorum, Ayça herhalde daha ayrıntılı daha sonra bilgi verecektir. Ama öncelikle ilk değineceğimiz konu tabii aile konutu. Aile konutu nedir? Eşlerin evlilik birliği devam ederken birlikte yaşadıkları konuttur. Aile konutu şerhi diye bir şey var. Mesela insanlar bunu duymuşlardır, duymayanlar vardır. Biraz bundan bahsetmek isterim aslında. Lütfen. Bir eş üzerine kayıtlı gayrimenkulü diğer eşin izni olmadan devredemez. Bunun için de aile konutu şerhi konması gerekir. Hoş, yani aile konutu şerhi konmamış olması bu devre engel değil, devir yapılabilir ama devir kaldırılabilir daha sonra. Yine de aile konutu olduğu ispat edilirse. Aile konutu şerhi nasıl alınır? Kısaca ondan bahsedelim. Nasıl bu şerh konur tapuya? Aile konutu şerhi koydurmak için öncelikle nüfus müdürlüğüne giderek evli olduklarına dair nüfus kayıtlarını ve ikametgah belgelerini alıp konutun bulunduğu tapuya başvuracaklar ve böylelikle aile konutu şerhi tapu üzerine koydurulmuş olacak. Diyelim ki aile konutu şerhi koydurulmadı ve tapu eşlerden biri tarafından, üzerine kayıtlı olan eş tarafından devredilmiş bulundu. Bu kez de tapu iptal davası açılabilir aile konutu olması nedeniyle ve bu devir ortadan kalkar. Peki taşınmazların boşanırken mal rejiminde direkt aynı olarak bölünerek mi geçer? Hayır. Yoksa parasal olarak mı geçer? Bu aslında en büyük doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir. Tabii ki parasal olarak geçer, aynı olarak geçmez. İstenirse yapılır mı? Denkleştirme yapılabiliyor belki ama normalde aynı olarak geçer. Dakti olarak geçer. Şöyle benim bir katkım olsun. Evet, bu hani çok yanlış bilinen doğru bilinen yanlışlardan. Şöyle sanıyorlar, boşanma neticesinde ya da ölüm neticesinde, aslında mal paylaşımı hep biz boşanma diyoruz ama ölümde de karşımıza çıkıyor. Ölüm neticesinde mallar yarı yarıya paylaşılmıyor. Yani bu kanunun tanıdığı 2002 sonrası edinilmiş mal dediğimiz ve yarı yarıya paylaşım esası getiren sistem nakdi bir paylaşım. Yani mal kimin üzerineyse onun üzerine kalmaya devam ediyor. Diyelim ki 200 bin liralık bir mal var ve malik erkek diyelim ki. Erkek üzerine kalmaya devam ediyor. Boşanma ya da ölüm halinde bu 200 binin yarısı olan 100 bin TL'yi nakdi olarak borçlu oluyor. Fakat benim katkım şurada olsun. Bir kanunda maddemiz var. Bu borçlu eşe tanınan bir hak. Borçlu eş, yani parayı ödeyecek eş diyebilir ki benim param yok, mevcut bir nakdim yok. O yüzden ben bunu aynı olarak ödemek istiyorum ve ödemeyi yaparken evin yarısını vereyim diyebilir. Bu durumda aynı bir ödeme kabul ediliyor. Ama bunun dışında bu sadece davalıya, borçluya tanınan bir hak. Davacı istediği kadar ben yarısını istiyorum nakdi olarak desin.
Buna imkan yok ama iki istisnamız var. Ona belki sonra program içinde tekrar değiniriz. Yani mal rejiminde iki durumda aynı talepte bulunabilir davacı. Zaten mal rejimine özel geleceğim de bir giriş anlamında söylemiştim. Siz nasıl bir katkı verirsiniz Fatma Hanım buna? Ben önce aile konutu ile ilgili Begüm'e bir katkıda bulunayım. Bu tabii sadece satışı engelleyen bir şey değil. Aynı zamanda başka tasarrufları da mesela ipotek tesisine de engelleyen bir durum. Yani diğer eşin rızasını almadan o taşınmaz aile konutunu banka kredisi için de kullanamazsın. Sadece satış engellemek için değil, yani diğer eşin rızasını almadan hiçbir tasarrufta bulunamazsın. Eğer burada şerh yoksa, mesela benim öyle davalarımda olmuştu, şerh yoksa ve yine de eş ipotek tesis etmişse ve ya da devir yapmışsa, burada eş bu işlemin iptali için dava açabiliyor ve mahkemelerde, Yargıtay'da şerh olmamasına rağmen buranın aile konutu olduğu biliniyorsa ve bankada yapılan o şeyde değer tespiti sırasında yapılan bilirkişi raporlarında da belli ise, bu iş yine de eşin rızasını almak zorundaydı diye Yargıtay'da bu konuda içtihat oluşturdu. Görüş birliği de var. O işlemi iptal ediyor. Bu nedenle eğer aile konutu şerhi koymasalar da bu haklarını kullanabilirler eşler. O zaman somut bir başlık üzerinden gidecek olursak, mesela şimdi gelen sorulara bakıyorum, hemen şunları sormuş vatandaşlarımız. Mesela beraber ev aldık, kredisini ödedik, ayrılıyoruz, nasıl yapacağız gibi bir husus var. Ayça Hanım, boşanma aşamasında bir taşınmazın, çünkü hani altının, nakdi varlığın nasıl paylaştırılacağı belli. Onda bir çok bir beis yok, yani 100 bin lira para varsa 50-50 paylaşırlar. Bir taşınmaz nasıl tasfiye edilir? Bize bunu bir anlatır mısınız? Yani bunu varyasyonları da yapabilirsiniz. Tamam. Yani krediyle alırsa öyle, nakit alırsa öyle gibi. Hatta taşınmaz şöyle nasıl tasfiye yapalım, edilir? Biraz daha karmaşıklaştıralım. Alınırken içinde kadının düğünde altınları olsun ya da erkeğin ailesinden gelen bir dozu şey olsun. Dozu yavaş yavaş arttıralım ama. Yavaş birden verirsek devreler yanabilir. Şimdi o zaman en basitinden diyelim ki, biraz önce söylediğimiz gibi, evlilik birliği içerisinde eşler birlikte çalışarak bir mal varlığı edindiler. Bir taşınmaz edindiler. Ve her ikisi de çalışıyor. Bir saniye. Başlığı da altına şöyle yazalım. Boşanmada taşınmaz nasıl tasfiye edilir diye yazalım. Hem de vatandaşımız okuduğunda anlasın. Buyurun. Birinci olasılığımız, eşler, kadın ve erkek, her ikisi de çalışıyor. Biri öğretmen, biri avukat olsun. Birlikte gittiler, bir mal varlığı edindiler ve erkeğin adına tescil ettiler. Her ikisi de birlikte alımına katkıda bulundu. Ama çalışarak katkıda bulundu. Bu durumda kimin ne oranda katkıda bulunduğunun önemi olmaksızın, bunu tabii 2002 sonrası alınan mallar için söylüyorum, edinilmiş mal rejimi içinde alınan mallar için, kimin ne oranda katkısı olduğuna bakılmaksızın, boşanma ya da ölüm halinde ve borçsuz şekilde boşandılar diyelim ki, bu evin herhangi bir borcu da yok, kredi borcunu bitirdiler. Kredi borcunu ikisi birlikte eşleri olarak ödediler. Yarı yarıya paylaşıyorlar. Yani Afşin Bey, şey yok, bu bize çok soruluyor. Hani ben daha fazlasını ödedim. Aslında o hiç ödemedi. O hep kötü bir eş oldu. Savurgandı, harcadı. Yani bunların boşanma sebebi olması başka. Ama mal rejiminde hiçbir şekilde kötü eş olması ya da katkıda bulunmaması ya da az katkıda bulunması paylaşım oranını değiştirmiyor. Yine yarı yarıya paylaşıyorlar. 500 bin liralık ev kimin adına ise kalmaya devam ediyor. Diğeri 250 bin lira alıyor. Diyelim ki bu evin alımında yine erkek adına olsun ama kadın kendi takılarıyla katkıda bulunmuş olsun diyelim ki. Bu durumda ne olacak? Kadın ilk önce katkıda bulunduğu takılarının bedelini alacak. Ondan sonra bir de kalanının yarısını alacak. Yani zaten o takılar kendisine ait bir şeydi. Onu orantısal olarak, diyelim ki çok kaba hesapla, taşınmazın %20'sine denk geliyordu alırken o takıların değeri. Önce bugünkü değerinin %20'sini alacak. Onu zaten takılarıyla ortaya koymuştu. Sonra kalanının yarısını alacak. Kadın takılarını koydu. Erkek de ailesinden destek aldı diyelim ki. Erkeğin babası alın dedi. Ben de peşinata katkıda bulunuyorum dedi. Kadın takılardan gelen miktarı alacak. Erkek ailesinden gelen miktarı paylaşmayacak yüzde olarak. Diyelim ki babasından %30'u geldi ev alınırken. %30 zaten onun da, hiç paylaşılmayacak. Kalanının yarısını yine kadın alacak.
Ve son seçenek olarak da boşanma davası açıldığı tarihte eğer bu mal varlığının bir borcu varsa, diyelim ki kredi borcu var, bu borç düşülerek hesaplanıyor. Tam borcun düşmesi değil, yüzde olarak evlilik birliği içerisinde ne kadar ödendiyse onun yarısı paylaşılıyor diyebiliriz. Yani diyelim ki devam eden bir kredi borcu var ve açılan boşanma davası var. O toplam kredi borcunun %60'ını ödediler. Bugünkü değerinin %60'ını paylaşacaklar. Kalan zaten diğerinin borcu olarak devam edecek. Sorularla yine açarız evet. Ama hani böyle o zaman... çok... Ayrıntı olarak şey verebilir misin Ayça? Hani biz biliyoruz ama izleyenler belki o ayırda varamazlar. Kişisel malla edinilmiş mal farkı ne? Mesela ziynet eşyasını kadın kendisi için alabilir. Evet. Hı. Ailesinden gelen bir bağışı da alabilir. Başka neyi alabilirdi mesela? Evet. Şimdi neler paylaşılıyor, neler paylaşılmıyor? Yani neler kişisel mal, neler edinilmiş mal? Evlilik öncesinden gelenler paylaşılmıyor. Miras yoluyla gelenler, evlilik içinde olsa bile miras yoluyla gelenler paylaşılmıyor. Evlilik içinde karşılıksız gelenler paylaşılmıyor. Bunun dışında çalışarak, karşılık verilerek, emek harcanarak elde edilen her şey paylaşılıyor. Belki çok kaba bunu söyleyebiliriz. Evet, aslında kanunun orada, yani medeni kanun yasal mal rejimini belirlerken de hem yeni ihtiyaçları, yani şu anda var olan ihtiyaçları göz önüne aldı yasa koyucu ve aslında şunu amaç edindi, yani evlenmekle çiftler aslında bir yeni bir hayata başlıyorlar ve bu hayatta birlikte olmaktan kaynaklı bir sürü avantajları var. Maddi anlamda da avantajları var. İşte beraber birbirlerine destek oldukları için daha iyi çalışıyorlar. Düzenli aile hayatı, eşleri daha başarılı hale getiriyor. Onlar işte iki ayrı evden tek bir eve dönüşüyorlar. İki ayrı faturadan tek bir faturaya dönüşüyorlar. Yani bunlar aynı zamanda bir yerde bir artı değer oluşturuyor. Orada eğer çalışmışsan, kazanmışsan ve bir yerde bir artı değer oluşturmuşsan bu artı değeri de işte aynı şirketlerin tasfiyesindeki gibi aslında biraz şirket dağılırken, evlilik bozulurken o artı değeri de paylaşman esas. Bu paylaşım oranı da çok bir şey olmamışsa, yani hani normal koşullarda %50-%50 paylaşmayı esas alıyor. Yani kişisel malları ayırırken de bence çok adil bir şey, düzenleme var orada da. Diyor ki eğer sen bu artı değeri yani babandan annenden kalan mirasla oluşturduysan o senin kendi malın. Çünkü zaten o artı değeri birlikte olmaktan kaynaklı oluşturmamışsın. Orada oluşan bir o dayanışmadan bu üretilmemiş. O zaman onu ayırıp kendin onu saklayabilirsin. Ama birliktelik, evlilik sırasında oluşturmuşsan bunu yarı yarıya paylaşarak ayrılabilirsin. O zaman bu genel açıklamalar üzerine gelen özel sorulardan açalım. Mesela bir soru gelmiş. Eşim üzerine krediyle aldığım evimi 2000 yılında yaptım. Ev için şert düştüm. Şimdi 2021'de boşandım. Benim hukuki durumum nedir? Ayrıldığım eşin hiçbir katkısı yok demiş. Şimdi bu 2000 olduğu için bilmiyorum, ben hemen şey yaptım, meslektaşlarım da katkıda bulunur. 2000 yılı olduğu için mal ayrılığı rejimine tabi, değil mi? Doğru anladım. 2000 yılında. Evet, 2000. 2000 yılındaki sistem bambaşka bir sistem. Yani biraz önce anlattığımız her şey bizim miladımız olan 1-1-2002 sonrası alınan mallar için geçerli. 1-1-2002 öncesi alınan mallarda kanunda mal ayrılığı rejimi var. Yani herkesin malı kendinin. Fakat hı hı. Orada Yargıtay içtihatlarıyla şekillenmiş bir alacak var. Bunun da adı katkı payı alacağı. Katkısı oranında alacaklı olur. Şimdi izleyicimiz hiçbir katkısı yok diyor. Gerçekten hiçbir katkısı yoksa bir alacak doğmayacaktır. Fakat Yargıtay diğer eşin, yani malik olmayan eşin düzenli ve sürekli çalışması varsa katkısı olduğunu karine olarak kabul ediyor. Yani bu ne demek? Erkek adına bir mal varlığı alındı. Kadın da öğretmen. Düzenli ve sürekli geliri var. Yargıtay diyor ki sen adına bir mal aldıysan, 2002 öncesi için söylüyorum, tekrar hani izleyicilerimizin kafası karışmasın, 2002 sonrası böyle bir şey yok, ayırtı yok. 2002 öncesi için sen bir mal aldıysan ve eşin düzenli, sürekli çalışıyorsa buna katkıda bulunmuştur hayatın olağan akışında. Çünkü sen o malın bedelini ödediysen, eşin faturaları ödedi, evin bakımını sağladı. Katkıda bulunmadığını senin ispat etmen gerekiyor. Yani özetleyecek olursak izleyicimizin eşi, ev kadını hiç çalışmıyor, takılarıyla katkıda bulunmamış, hiçbir şey yapmamış, bir alacak hakkı yok 2000'de alınan mal varlığı için. Ama çalışan bir eşi varsa katkıda bulunduğu karine kendisi katkıda bulunmadığını ispatlayacak. Evet.
O zaman sağ taraftaki konuklarımıza da şu soruyu yöneltelim. Evet. Merhaba, iyi yayınlar. Benim evlendikten sonra kendi paramla aldığım ve ikamet etmekte olduğumuz konut benim üzerime tapulu. Eşimin ilk eşinden bir çocuğu var. Eşim benden önce vefat ederse çocuğu bu ev üzerinde hak iddia edebilir mi? Miras hukuku aslında. Bu gerçi miras hukuku ile ilgili. Bir de şey, evlendikten sonra kendi paramla aldığımdan kastı ne? Nedir, onu tam nedir, anlayamadım. Evet. Yani evlilik birliğinden önce birikmiş olan bir parayla mı? Yani kişisel malıyla mı? Kişisel parasıyla mı aldı? Ha, mesela o güzel bir başlık. Şimdi ben parayı biriktirdim ama evlilik içinde aldım. O zaman ne olacak? O biraz çarşı karışır. Evlenmeden önce biriktirdiniz. Evet. Nasıl ispatlayacağım değil mi? O sizin kişisel mal. Yok, ispatlanıyor. Çünkü zaten parayı eğer yastık altında biriktirmediyseniz banka kayıtları onu ispatlar. Yani yeterli olur. Ama bankada ama yastık altıysa sıkıntı değil mi? Yastık altıysa biraz sıkıntı. Şahit işi oluyor mu? Karışma durumunda çünkü kareyine... Şahit işi var mı bunda? Tanık var. Deliline... yazılı bir belgeyi destekleyen tanık beyanı varsa kabul ediyor Yargıtay. Şimdi yani o para miktarında şahit biraz... Tek başına tanık... Yazılı delil başlangıcı arıyor. Evet, yani özellikle edinilmiş mal karinesinin aksinde, yani kişisel malın paylaşımında sadece tanık beyanına itibar edilmez. Tanıklar istediği kadar desin, vallahi billahi evlilik öncesi biriktirdi, ben gördüm, evine gittim, yastığı kaldırdım, paralar orada saklıyordu. Bunun hiçbir önemi yok. Onu destekleyen başkaca bir şey olması gerekiyor. Ben de mutlaka. Ben aile hukuku diye yönelttim eşim deyince, ama mirasla ilgili sormuşken bir cümle ekleyelim. Eşinin evi o ölürse, yani ikinci eşine ve onun çocuklarına şöyle geçmez. Çünkü o eşle öbürleri arasında bir kan bağı olmadığı için geçmez. Miras hukuku hükümleri burada doğmaz, onu da ancak cevaplayalım. Ancak mal rejimi tasfiye olursa, mal rejimi tasfiye olursa durum farklı olur. Mal rejimi ayrı. Şimdi bir vatandaşımız o kadar güzel bir Türkçeyle böyle özene bözene yazmış ki, çok uzun ama yani öyle detaylı güzel yazmış ki normalde bu kadar uzun okumam ama bu özenine karşılık vermek isterim. Veys Eren, Bursa. Demiş ki çok uzun ama şöyle bir özet yapayım. 86 yılında evlendik. 98 yılında boşandık. 2000 yılında tekrar evlendik. Şimdi tekrar boşanma davası içindeyiz. Boşanma davası başlangıcından 5 yıl önce inşaatı başlayan, ödemelerini benim yaptığım ve üyeliği benim adıma olan ve boşanmadan önce de ikamet ettiğimiz 176 üyelik yapı kooperatifindeki konut boşanma döneminde adıma tapu edildi. Eşim 98 yılında boşandığımızda mahkemede herhangi bir şey talep etmedi. Hı hı. Ben boşandığımız dönemde annem ve kardeşlerimin ikamet ettikleri konutta ikamet ettim. Eşimin konutu terk etmesini bekledim. Çocukları görmek, sağlık eğitimleri için yanlarına gittim. Bugün yarın diyerek konutu terk etmedi. Boşandığımız dönemde sonuna doğru tekrar evlenmemizi söyledi. Ben de çocuklar heba olmasın diye 2000 yılında tekrar evlendim. Ancak eşim şimdi boşanık dönemde konutu terk etmediğimi iddia ederek ve tanıklara söyleterek evde hak iddia ediyor. Eşim bu gayrimenkulü iddia edebilir mi? Şimdi şöyle, burada birkaç tane hukuki durum var. Birincisi, ilk evlilik ve ikinci evlilik diyeyim. İlk evlilik içinde edinilen mallarla ilgili olarak karşı tarafın hakları zaman aşımı açısından duruyor. Yani şöyle, eşler arasında zaman aşımı işlemez diye bizim genel bir kuralımız var. Diyelim ki taraflar bu izleyicimizin anlattığı gibi evlendiler, sonra boşandılar. Boşandıkları zaman aşımı işlemeye başlıyor. Hı hı. Bu ilk evlilik içinde aldıkları mallarla ilgili olarak. Daha sonra ikinci evlilik yaptığında zaman aşımı duruyor. Çünkü eşler arasında borçlar kanununda özel hüküm var. Zaman aşımı işlemez. Zaman aşımı aile birliği devam ederken durur. İşlemez, durur. Yani eşler birbirine karşı dava açabilirler. O dava yasağı kaldırıldı. Fakat zaman aşımı işlemez eşler arasında. Şimdi ilk evlilik birliği içerisinde malların edimi için ödenen paralarla ilgili olarak aradan yıllar geçse de ikinci evlilikte zaman aşımı durduğu için
ikinci boşanmadan sonra tekrar artık zaman aşımı işlemeye devam edecek ve bu süre içerisinde talep etme hakkı olacak, bu birincisi. Fakat ilkinde haklarından vazgeçti diyor, yani onu değerlendirmek lazım. Yani anlaşmalı boşanma ve çok net feragat etti, ben hiçbir şey mesela talep etmiyorum derse. Mesela bu soru aslında şu bana birazcık canlandırdı Fatma Hanım. İlginç bir şey mi? Daha önce hiç düşünmedim. Yani aile hukukuyla çok uğraşmadığım için. Mesela evlendiler. Boşanırken birçok haktan feragat ettiler. Evet. Sonra tekrar evleniyorlar. O haklar ihya olur mu? Olması Hayır, lazım. Olmaz. Ama yeniden evlenip yeni bir işlem doğmuyor ama mu? Nasıl yani olacak? Eğer gerçekten orada usulüne uygun bir feragat varsa, bütün haklarından vazgeçmişse artık 98'e kadarki olan o alacağından vazgeçmiş oluyor. 2000 yılında bir evlilik başlamış oluyor. Bütün haklar yeniden başlamıyor mu evlilikle? 2000 yılından yeni sonra yeni evlilik için başlar. Evlilik için başlar. Ama yoksa mesela haklar... sen daha önce feragat etmiştin, şimdiki evlilikte değil, bunu kullanamazsın değil mi? Doğmamış haktan feragat olmaz. Nafaka, tazminat, mal rejiminin tasfiyesi, bütün aile hukukundan kaynaklanan hakları 2000 yılından sonraki yaptığı evlilik, şimdi boşanma aşamasındalarmış gene, hepsi 2000'den sonraki şeyler için geçerli. Ama Ayça Hanım orada güzel bir şey söyledi. Yani ilkinde de eğer bir feragat yoksa ve zaman aşımında durduğu için, evet, oradaki katkı payı varsa o katkı payı için. Ama izleyicimizin asıl sorduğu o aradaki, yani ilk boşanmanın kesinleşmesiyle ikinci evlilik arasındaki katkılardan bir alacak doğmaz. Doğmaz, evet. Oradan bir alacak doğmaz. Asıl sormak istediği oydu birlikte herhalde. Birlikte yaşadıklarını iddia ederek orada bir katkısı olduğunu ispat etmeye çalışıyormuş. O genel hükümlere göre borçlar kanunu olabilir ama aile hukuku özelinde artık o dönem evli olmadıkları için oradan bir katkı doğmaz. Emeklilik yani. İkramiyesi kişisel midir? Edinilmiş mal mıdır emeklilik onun ikramiyesi? Onun da hesabında çok bir ayrıntılı. Şey, aktüarya hesabı gerektiren bir şey. Öyle emeklilik mi? Çünkü ikramiyesi. Soru gelmişti. Emeklilik ikramiyen arasında... var. Nasıl Edinilmiştir. Özel bir hesaplama yöntemi var. Evet. Edinilmiş mal. Şimdi şöyle Afşin Bey, çok teknik kısmına girmeden açıklayayım. Emekli ikramiyesi ilerideki yıllarınızı, ölümünüze kadar yıllarınızı rahat geçirmeniz için verilen bir para. Hı hı. Yani bundan sonraki hayatınızı bu emekli ikramiyesini alacaksınız ve bununla rahat geçireceksiniz. O yüzden biz paylaşıma girecek kısmı hesaplarken bunu ileriye dönük aylık irat şeklinde alsaydı ne olurdu diye bakıyoruz. Toptan alırsan ne olurdu? Aldığı tarihten boşanma dava tarihine kadar denk gelen kısmı paylaştırıyoruz. Hani çok kabaca söyleyebileceğim. Boşanma dava tarihinden ölüm tarihine kadar, o işte ortalama ömür tabloları vardır, siz de bilirsiniz. Ortalama ömür tablosuna göre boşanma dava tarihinden ölüm tarihine kadar olan kısmı paylaşılmıyor. Yani özetle evet edinilmiş maldır, evet paylaşıma girer. Ama sıradan bir edinilmiş mal değil. Evet, %50 değil. Evliliğin süresi de. Dava tarihine göre, ortalama ömüre göre özel bir hesaplama yapılır. İyi yayınlar demiş. Trafik kazası sonucu alınan tazminat boşanma halinde mal paylaşımına tabi olur mu? Ne diyorsunuz? O da olur. Tazminat da bunun içinde. Manevi tazminatlar olmaz. Onlar kişisel maldır. Ama maddi tazminatların hepsi... Onlarda da yine özel bir hesaplama yöntemi biraz önce bahsettiğiniz şekilde var. Aslında bu özel kısımlarına, özür dilerim, özel kısımlarına girmişken bu konuda şu %50-50 hesaplamanın bazı durumlarda olmadığını, hani ayrık durumlarda olduğundan da biraz bahsedelim isterseniz. İşte zina sebebiyle boşanma gibi, hayata kast sebebiyle boşanma gibi. Mesela bu durumlarda, hani Ayça daha ayrıntılı belki anlatır ama bu durumlarda... Şeye geleceğim, kusur sebebiyle mal rejiminin etkilenmesi başlığına geleceğim. Onu da geleceğim. Dedim ya, dozu yavaş yavaş şimdi... yükseltiyoruz diye. Televizyonculuk hamleleri öğrendim Begüm Hanım. Onları uyguluyorum. Şimdi bizim aile konutu ve mal paylaşımındaki taşınmaz, esas bizim taşınmaz hukukuyla daha direkt ilgilendiğimiz yerler. Ama tabii aile hukuku bunlardan ibaret değil. Mesela aile konutundan Fatma Hanım'ın söylediği, vatandaşın direkt bilmesi gereken önemli bir cümle şuydu sanki. Aile konut şerhi olmasa bile orası aile konutuysa hukuk mahkemeleri bunu aile konutu olduğu hakkını verir. Evet. Öyle mi? Evet. Bu çok önemli bir bilgi. Yani bir vatandaş aile konutu şerhi yazdırmasa bile
o aile konutunun haklarından faydalanır. Evet, bunu net söyleyebiliriz. Alıcının değil mi? Bilmesi gerekiyorsa, yani çünkü gidip gördüğünde oranın aile konutu olduğunu anlıyor. Ya da tasarruf işlemi yapan banka mesela, eğer ipotek tesis ediyorsa ya da sigorta şirketi ya da lehine ipotek tesis ettiği her kim varsa, basiretli iş adamının ya da neyse tacirin bilmesi gereken durum orada netse, orada şerh işlenmemiş olsa bile işlem iptal edilir. Evet, diğer bu çok önemli. Artık kredilerde sanırım bu çok önemli değil mi? Tabii, tabii. Kredi, bankalar artık aile konutuysa eşin rızası olmadan pek vermiyorlar. Ama ticarette daha çok hani böyle aile konutunu işte ticaretle uğraşan iş adamı koca genelde işte ipotek tesis etmek, borçlandırmak ve teminat göstermek istiyor. Hani bazı durumlarda orada bazı şirketler bunlara dikkat etmiyorlar. Yine de ofis, dükkan aile konutu olur mu? Olmaz. Olmaz. Aile konutu tek olur. Evet, tek. Bir de şu olabilir. Yazlık o, falan gibi oluyor mu? Şöyle sadece olabiliyor. Yurt dışında ikamet eden kişiler eğer Türkiye'ye geldiklerinde, mesela yaz dönemi geliyorlar onlar tabii çalışma durumlarından dolayı. Türkiye'ye geldiklerinde yaşadıkları konut aile konutu oluyor. Evet. Ama normalde yazlık bir aile konutu bir değil. Bir tek Yargıtay onlar için özel bir şey içtihat geliştirdi. Almancılara yönelik içtihat. Evet, evet, evet. Türkiye'de kaldıkları yer aile ama konutu. Ama mantıklı da bence. Evet, yani. Tabii. O zaman o da buradaki aile konutları için. İlk açtığımız başlıktan vereceğimiz son bir özet de şu olabilir Ayça Hanım'ın söylediğinden. Mal rejimi paylaştırılırken asil olan taşınmazın aynı olarak tapuda paylı mülkiyete çevrilmesi değil, oradaki değerin hesaplanarak artık değer üzerinden denkleştirmenin sağlanarak paranın verilmesi. Evet. Değil evet. mi? Nakdi bir alacak. Yani evet. Bir vatandaş boşanırken evimin yarısı tapuda gidecek mi diye değil, o değer hesaplanarak bedelin bedel eşe ödenmesi. Evet, bedel ödenecek. Bu da malik olan eşin malik olmayan eşe ödemesidir sanırım, evet, değil mi? Evet, malik olan eş malik olmayan eşe ödeyecek. Yargılama bitince ödeyecek ve ödeme sırasında da bunun ertelenmesini, vadeye bağlanmasını isteme hakkı var aynı zamanda. Teminat göstererek erteleme, vadeye bağlama gibi taleplerde bulunabilir ödeyecek kişi. Tamam. O zaman taşınmazla ilgili vatandaşlarımızın bu ilk yarım saatlik bölümdeki konular onların işini görür. Sorular geldikçe açacağız. Şimdi tamam. Bir boşanma davası alalım elimize ve onu Begüm en Hanım'ın sevdiğiniz söylediği gibi gel şimdi dershanede anlatırken hep kafama şimdi dershanedeki tablo geliyor. Boşanma, genel boşanma, özel boşanma, özel boşanma, zina, hayata kast, akıl şey diye. Çünkü sınavlara yönelik anlattığımız için hep böyle ABC şeklinde gidiyor. İşte genel boşanmayı anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma gibi bir tablosu var değil mi? Yanlış evet. Bilmiyorsam. Şimdi o zaman bir boşanma başlığı açalım. Boşanma başlığının devamına da nafakayı ekleriz. Bir aile hukuku şeyi sepeti yaparız. Şimdi boşanma sizden başlayalım. Kaç çeşit boşanma vardır? Ana başlıkta iki aslında. Yani iki, özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri vardır. Genel boşanma sebepleri evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma. Yani taraflar anlaşamıyorlar. İşte mizaçları farklı, aralarında problem var. Bu üst başlıkta ne olabilir alt başlıkları? Anlaşmalı boşanma olabilir. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma olabilir. Anlaşmalı boşanma her iki tarafında boşanmanın tüm sonuçlarına dair yaptıkları bir anlaşmalı boşanma protokolü sonucunda boşanmaları. Fiili ayrılık sebebiyle boşanmada boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden itibaren 3 yıl boyunca ayrı yaşayan taraflar daha sonra açılan davada herhangi bir sebep aranmadan kusur araştırması ayrıca yapılır ayrı bir konu ama boşanmalarına karar verilir. Bu 3 yıllık ayrı yaşama konusunu aslında biraz açmak istiyorum. İnsanlar bununla ilgili büyük yanılgı içindeler. Mesela bana da geliyor bu sorular hep. Zannediyor ki insanlar evlilik birliği devam ederken evleri ayırdılar. 3 yıl ayrı yaşadılar. Şimdi boşanabileceğiz. Hayır değil. Açılmış bir boşanma davası ve reddedilmiş bir boşanma davası olması lazım. Bu reddedilmiş boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçtikten sonra artık taraflar boşanabilirler. Bir de özel boşanma sebepleri var. Bunlar nelerdir? Zina sebebiyle boşanma, hayata kast pek fena muamele sebebiyle boşanma, onur kırıcı davranış. Terk sebebiyle boşanma. Bu kadar herhalde. Akıl hastalığı boşanma. Evet, 4 alt başlığı var bunun. Bizim tabii genel olarak en çok üzerinde evet. durduğumuz, en çok kullandığımız zina. Başlığı da zina başlığı aslında bunun. Orada ben çok çıkan sorulardaki bir motto cümleyi hemen şey yapayım.
zina hakkından feragat eden eş tekrar zinaya dayanarak zina sebebiyle boşanma davası açamaz. Maddede böyle bir cümle var ya, evet. Çok sınavlarda çıkıyordu da onun için. Affeden tarafında, evet, aslında dava hakkı yoktur, evet. Daha sonra. Evet. Zina ile ilgili tabii özellikle hükümler var. Zina konusunda da aslında böyle biraz doğru bilinen yanlışlar var. Mesela flört etmeyi, işte mesajlaşmayı, işte el ele tutuşmayı. Zina değil mi onlar? Yok, zina değil. Bu bilgileri tam vermeyin. Bazı bilgilerin üzerinden geçin, kadınlar bizi parçalar. Olan bana olur, size olmaz. Bunlar sadakat hükümlülüğünü ihlal. Onu genel sebeplerde talep edecek. Tabii ki yine tazminat talebinde bulunabilirler bundan dolayı. Bu bir boşanma sebebidir, kusurdur. Ağır da kusurdur ama zina değildir. Hmm. 166'ya giren kusurlardır. Zina için cinsel ilişkinin ispatı gerekir. Çok öyle net, mi? Bu da oldukça zordur. Zordur zinadan ispat. Aslında ancak... şimdi artık eskisi kadar zor değil. Yani eskiden daha zordu ama şimdi, yani ben hani uyarmak için de söyleyeyim. Dijital zor değil mi? Çünkü dijital dünya var. Yani eskiden artık neredeyse hani çocuğun doğumu bekleniyordu. Eğer işte başkasından çocuğu olmuşsa bu zinanın ispatı için yeterlidir diye. Peki kişiden şimdi... elde edilen deliller ona karşı kullanılır mı? Cep telefonunu aldın tabii, oradan tabii, vesaire kullan, ona karşı öyle bir şey yok. Cezadaki gibi öyle bir yasal delil delil olmama durumu yok mu? Ya hukuka aykırı delil, yani hukuka aykırı yolla elde edilmiş deliller hükme esas alınamaz. Evet. Aile hukukunda da Yargıtay'ın yorumu. Evet. Ama mesela şimdi eşin telefonunda gördüğünüz fotoğrafı kendiniz kendi telefonunuza gönderdiniz ve onu mahkemeye sundunuz. O hukuka aykırı yolla elde edilmiş delil ne kadar sayılır? Ya da evin içinde kullanılan bilgisayardan, evet, alınan bir yazışma ya da bir konuşma. Ya da kamera sürekli işte bakıcılar için falan güvenlik için konulan kameraların görüntü kayıtları, bunların hepsi hukuka uygun yolla da. Yani orada bence Yargıtay'ım, yani benim kendi kişisel görüşüm de bu. Orada bu kurduğunuz düzeneyi karşı tarafın, yani bir düzene kurmamış olmanız lazım. Yani karşı tarafın aracına dinleme cihazı taktınız. Bu hukuka aykırı delildir ve hükme esas alınamaz. Dedektif mesela. Dedektif tuttunuz ve hukuka aykırı yollarla onu da bir takım takipler yaptınız. İşte dinleme cihazlarıyla telefonlara gönderilen işte şeyler var, programlar var, telefonlar dinleniyor. Ve onların ses kayıtlarıyla elde ettiğiniz deliller hukuka aykırı delildir. Ama yani kendi evinizde, kendi ortamınızda var olan, zaten var olan yollarla elde ettiğiniz deliller hukuka uygun deliller. Yani bir şu ayrıma gidiyor Yargıtay, bir yaratılmış delil var. Evet. Yani siz eşinizi gizli kamerayı yerleştirdiniz, oturttunuz, konuşturdunuz, ne yaptın, anlat bakalım. Biraz şöyle da böyle, mi, böyle şey, mi? Onu üstüne gittiniz, manipüle ettiniz, provoke ettiniz, konuşmayı gibi, evet. Ve bunu kayda aldınız, bu hukuka aykırı delil ve hükme esas alınamaz. Yani böyle bir kayıtta İkrarı olsa bile, evet ben aldattım, şunu yaptım, bunu yaptım dese bile bu hükme esas alınamaz. Ama başka türlü delil elde etme imkanı yok. Örneğin size hakaret ediyor, küfür ediyor ve o sırada siz onu kayda aldınız ve dosyada kullandınız. Bu yaratılmış bir delil değil. Başka türlü delil elde etme imkanı olmadığınız için elde ettiğiniz delildir. Ve Begüm Hanım'ın bahsettiği işte Yargıtay'ın aile hukuku alanında biraz daha bu hukuka aykırı delili yumuşak yorumladığı kararları var. Mesela evdeki ortak bilgisayardan elde edilen delil. Hmm. Ya da telefon açık kaldı, evde gördünüz, oradan elde edilen delil hukuka aykırı olmaz. Her temas bir ipucudur diyebilir miyiz? Evet tabii. Aile hukukunda aile için öyledir. Evet. Minareyi aile çalan hukukunda... kılıfını hazırlayamazsa minare başına dert olur. Genelde evet. De hazırlanamıyor. Evet. Artık teknoloji çağı, çok... dünya küçük. Küçüldü, sosyal medya bir yerden ele veriliyor yani. Otel kayıtları bile otel sayfa kayıtları. Sayfa geliyor artık. Geliyor. Eskiden böyle bir şey yoktu yani. Emil Zola'nın şöyle çok müthiş bir sözü var. Gerçekler bir gün toprağın altından kendisini gösterir diye. Yani saklama şansınız yok. Yok, çıkıyor. Öyle bir şekilde yok. Ortaya çıkıyor. Öteleyebilirsiniz ama bu daimi olmaz. Olmuyor. Şimdi gelelim boşanmayı özetlemeye. Boşanma genel ve özel diye ayrılır. Zina, hayata kastı, kast, suç işleme, akıl hastalığı vesaire özel boşanma. Çekişmeli ve anlaşmalı boşanmaya da genel boşanma diyebiliriz. Bu iki boşanma sebebinin devam ettiği dava süreci değişir mi? Değişmez sanırım, değil mi? Farklılığı anlaşmalı var mı? Dava dilekçesi tutarak, anlamında, davanın açılacağı mahkeme değişir. Anlamında vesaire bunlarda bir değişiklik var mı? Yani şöyle usul kuralları anlamında usulden bir değişiklik soruyorum. Yok. Yani esasını içiniz sormuyor. Bir tek anlaşmalı tabii. Anlaşmalı demek tek celsede bitecek anlamına geliyor. Bu vatandaşın geliyor. Protokol diye duyduğu kelime sadece anlaşmalı boşanma mıdır? Anlaşmalı boşanma protokolüdür. Evet. Anlaşmalı boşanma olduğu takdirde, yalnız şu da çok karıştırılıyor Afşin Bey. Mesela arıyorlar,
diyorlar ki biz anlaştık. Sonra soruyorsunuz işte velayet kimde kalacak, nafaka ne kadar olacak? Hiçbir konuda anlaşmamışlar. Anlaşmak demek boşanma konusunda anlaşmak değildir. Boşanma ve boşanmanın tüm sonuçları konusunda anlaşmak ve yine aile hukukuna özgü avukat meslektaşların bile öyle şey olur mu dediği bir kural vardır. Burada kabul hakimi bağlamaz. Yani şunu demek istiyorum. Davacı davasını açtı, ben boşanmak istiyorum dedi. Ama tazminat miktarı ya da nafaka miktarı konusunda anlaşamadılar. Davalı da dedi, ben de boşanmak istiyorum ama tazminat bu kadar değil, şu kadar olmalı ya da olmamalı. Hakimi boşanmaları bağlamıyor. O dosyada boşanma sebepleri ispat edilmezse yine reddediliyor dava. Her iki taraf boşanmak istiyorsa bile. Yani anlaşmalı demek boşanma konusunda anlaştık demek değil. Anlaşmalı boşanma demek boşanma, velayet, kişisel görüşme, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, mal paylaşımında zorunluluk yok gerçi ama uygulamada mutlaka mal paylaşımında da oraya protokole yazıyoruz. Her konuda boşanma ve sonuçları konusunda anlaşmış olmaları demek. Burada bir virgül, bu konuyla ilgili iki zor soru soracağım size. Birincisi, boşanmak için, anlaşmalı boşanmak için zorunlu aranan bir süre var mı? İki, o süreyi tutturamazsak boşanamaz mıyız? Ne yapabiliriz? Boşanırız. Evet. Aslında ya. Var tabii ki bir yıl anlaşmalı boşanma için süreç. Bir yıl devam etmiş olan bir evlilik olması gerekir. Bu süreyi tutturamazsak anlaşmalı boşanamaz mıyız? Yani tabii çekişmeli bir boşanma davası açılması gerekir. Ama uygulamada belki daha hızlı ilerletip işte en azından tebligatlar hızlıca alınarak ya da işte tanık dinletilerek belki biraz daha kısa süreye çekilebilir ya da bir yılında olması beklenip daha sonra anlaşmalı boşanma protokolüyle dosya ıslah edilebilir. Yani anlaşmasız boşanılmaya başlanılan bir süreçte bir yıl dolduğu an hemen o anlaşmalıya döndürülüp bitirilebilir mi? Bitirilebilir. Tabii. Peki anlaşmasız başlanırsa kısa sürede bir yıl dolmadan da boşanma imkanı yani vardır. Hıza göre, yargılama hızına. Uygulamada şöyle oluyor. O aslında teknik olarak nasıl? Bir çekişmeli boşanma davası Hı-hı. oluyor. Yani normalde bizim işte karşı tarafın cevap süresi, ikinci dilekçeler süresi var. Karşı taraf davayı geliyor, kabul ediyor. Ben de boşanmak istiyorum diyor. Uygulamada hakimler de diyor ki ama buradaki ihtilafı ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına inanmam lazım. Olayları dinlemem lazım. İki tanık tane dinliyor. Tanık dinliyor. İşte onu ön inceleme duruşmasından hemen yani ilk duruşmada da ikinci duruşmada da mahkemelerin uygulamasına göre hakimin orada kendi hızına bağlı olarak mahkemenin hızına bağlı olarak tanık dinleyip ikna oluyor ve boşanmış oluyor. Yani 6 aylık evlilik de boşanmayla sonuçlanabilir ama teknik olarak o bir anlaşmalı boşanma değil. Her iki taraf kabul etse bile boşanmayı tanık dinlenerek deliller toplanarak bir çekişmeli boşanma davası süreci yaşanarak olacak. Ünlülerde çok oluyor Afşin Bey. İki ay evli kaldılar, evet. tek celsede boşandılar. Evet. Ben tam o soruyu soracaktım. Vatandaş şimdi evet. böyle magazin programlarından evet. izleyip kardeşim siz bunu anlatıyorsunuz ama filanca ünlü, filanca şarkıcı bir günde evet. boşanıyor. Hatta çok meşhur bir tanesi vardı hatırlarsanız. Evlendi. 24 saat içinde saat. Evet. boşanmıştı. Evet, var mı evet. aranızda avukat olan? Orada eğer işte varsa... avukat ama. evet. Sonra, o nasıl oluyor? Sonra vatandaş da bize geliyor ya işte onlar 24 saat sonra o zaman sonra o doğru değil. Boşandılar. Doğru bilgi değil. Şöyle Fatma Hanım'ın söylediği gibi teknik olarak anlaşmalı boşanma yapmıyorlar. Teknik olarak çekişmeli boşanma yani evlilik birliğinin temelinden hı hı. sarsılmasından boşanıyorlar. Ama basına yansıyan görüntü de anlaşmalıymış gibi görünüyor. Uygulamada bunu biz de yapıyoruz. Tek ama buradan aile oluyor. Mahkemesi hakimlerimize sesleniyorum. Popüler evet, olunca yani. Hemen gün veriyorsunuz. Bize sonra de verin. Evet bize de lütfen evet, hızlı gün verin. Bizi çok fazla hakim izliyor. Ben bunu adliyelerden çok güzel, görüyorum. Güzel, çok hakim güzel. Meslektaşlarımıza diyoruz ki sadece ünlülere değil ünsüzlere de evet, değil mi? Tabii. Yakın tarihli gün verin. Aile birliğini sonlandırmak için. Ya orada bir yıllık aslında kanun değişikliği de yapılabilir yani. Belki yakın zamanda da yapılacaktır. O bir ihtiyaç yani. Çünkü. Evet. Bir yıllık bekleme süresi hani böyle kanun koyucu işte hani evlenmişler ve boşanmakla ilgili ilk bir yıl içerisinde çünkü ihtilaflar ve yani boşanma oranları çok yüksektir ilk bir yıl içerisinde. Bunu biraz daha düşünsünler eğer zaman tanıyalım diye şey yapmış ama. Evet, şimdi şeylerle karar vermesinler. Çünkü evliliğin tabii. en zor dürtüsel, zamanlarıdır. Şimdi çok gelen bir soru daha var. Bir vatandaşımız sormuş.
Bir de vatandaşlarımız gerçekten ilginç. İsmini yazmamış, isminin verilmesini istemiyorum diyor. Yani yazın ismin yok ki zaten, nasıl vereyim ismini? Anlaşmalı boşanmadan 2 yıl sonra eşinizin sizi aldattığını öğrendiyseniz. Aa, çok güzel. Geliyor değil mi? Çok güzel. Çok olan, çok olan bir şey. Benim çok var, evet. Geriye evet. Dönüp onun saçını başını yolabilir miyim? Var mı böyle bir imkan? Böyle bir imkan yok. Şöyle, yargılamanın iadesi denilen bir şey var. Özel bir yol var. Fakat yargılamanın iadesinde bu sebeple açılan davalar reddediliyor. Çok gelen vardır. Anlaşmalı boşandık ve sonra ben aldattığını öğrendim. Evet. Ama emsal kararlar, yani o dönem iyi araştıracaktınız, bakacaktınız, emin olacaktınız, o şekilde boşanacaktınız. Bu tek başına, yani sonradan aldatıldığını öğrenmek tek başına yargılamanın yenilenmesi sebebi değil. Peki çekişmeli devam ederken öğrenilirse... O zaman ayrı bir boşanma davası açılır zina sebebiyle, huzurdaki dosyayla birleştirilmesi talep edilir. Evet, tabii evet. O dosyada ileri süremezsiniz. O dosyada süremez. Yok. Her dava açıldığı tarihteki olaylarla ilgilidir. Ya, açılan boşanma davasının olduğu tarihe kadarki olayları konu edebiliriz. Affetmemiş olmaları lazım. Bu çok önemli. Yani çünkü mesela 10 yıl önceden beri işte... Affı nasıl ispatlayacak Fatma Hanım? Karşı taraf affa dayanıyorsa... Mesela WhatsApp yani... mesajı mı var? Bahaneler tek başına, yani böyle hoşgörüye yakın olmayacak. Yani af iradesinin de ortaya çıkmış, evlilik birliğini devam ettiriyor görüntüsünün ortaya çıkmış olması lazım. Yani Yargıtay orada affın sınırını şöyle bakıyor. Mesela birlikte tatile gitmişler, işte şey var, hacca gitmişler, sonra yaşanan olaylardan sonra düğünlere katılmışlar, akşam yemeklerine çiçek çıkmışlar. Çiçek göndermiş. Sosyal medyada paylaşmış. Pırlanta ve çiçek göndermiş var içine evet. Adresine. Affetmiştir artık pırlanta ve çiçek gönderdiyse. Evet, orada af, yani evlilik birliğinin devam ettiğini üçüncü şahıslara da gösterecek şekilde yaşamışlar, devam etmiş o olaydan sonra. Bir tane vatandaşımız, lütfen benim sorumu cevaplayın, çok ihtiyacım var bu cevaba diyor. Merhaba, 1986'da evlendim ama evi dükkanı 2007'de aldık. 86. Benim katkımla zina da var. Boşandığımda mal paylaşımı nasıl olur? Bu soruyu niye seçtim? Şundan seçtim. Siz ilk bu konuya başlarken dediniz ya, bu mal paylaşımının ayrılması. Burada bilinmesi gereken çok önemli bir başlık var. Ben biraz bunu konuşmak istiyorum. O da şu. Şimdi mal paylaşımı aile birliğinin tasfiyesindeki bir süreç, bir kurum. Ama hep bu anlatıldığı gibi yarı yarıya vesaire olmadığı durumlar da var. Kusur, kusursuzluk gibi, özel boşanma sebepleri vesaire gibi durumlar var. Şimdi mal paylaşımı davasıyla boşanma davasını biraz beraber konuşalım diyorum. Boşanma davası demek mal paylaşımı davası demek midir? İkisi ayrı açılabilir mi? Mal paylaşımında kazandığımız haklarımızı kaybetme ihtimalimiz var mı? Ayça Hanım, sizden başlayalım. Şimdi şöyle, boşanma ve sonuçlarıyla mal paylaşımı iki ayrı dava aslında. Birlikte açsak bile ayrılıyor, ayrı esasa kaydediliyor ve mal rejiminin tasfiyesi boşanma davasını bekletici mesele yapıyor. Yani önce boşanacaklar, hakim emin olacak, bu evlilik bitti, boşandılar, ben ondan sonra malları paylaştıracağım diyecek. Bekletici mesele de yapılıyor. O yüzden aynı davada açılsa bile ayrılır, birlikte açılma imkanı var ama ayırma ve bekletici mesele kararı veriliyor. Birlikte açmak yerine ayrı açmakta da fayda var. Hangi durumda kusur durumu mal paylaşımına etkiler? Bir tek maddemiz var bu konuda. Zina ve veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim artık değerdeki pay oranını azaltabiliyor ya da kaldırabiliyor. Yani bu ne demek? Zina özel boşanma sebebine dayalı bir boşanma kararı varsa ya da hayata kast nedeniyle özel bir boşanma kararı varsa, bakın şu çok karıştırılıyor. 166'dan evlilik birliğinin sarsılmasından dava açtınız. Orada zinayı ispat ettiniz. Bu yeterli değil. Mutlaka zina özel sebebine dayalı bir boşanma davası açılmış olması gerekiyor ve hüküm kısmında da zinadan boşanmalarına karar verilmiş olması gerekiyor. Ancak bu durumda bu madde uygulanabiliyor. Ve bu maddede bir de dikkat edilmesi gereken şey, zina yapan talep ettiğinde indiriliyor alacağı. Yani karşı tarafınki arttırılmıyor. Şöyle somutlaştırayım. Erkeğin üzerine kayıtlı ev,
tabii ki 3 kadın burada çoğunluk olduğu için erkeği harcıyoruz. Erkek aldatıyor, zina ama yapıyor. Ama hayatında olağan akışı hayatın yani. Olağan akışına da uygun. Oklar kadın... bana mı döndü? Gerçi kadın zinası da yok, o bizim... anlamda değil. Yani taşınmaz anlamında hayatın olağan akışına daha tabii erkeğin uygun. Adına kayıtlı tabii, daha çok zinalar. Kadın zinası da son dönemde arttığını en azından bizim avukatlıkta gördüğümüz, pratikte gördüğümüz şeyi söyleyebilirim. Ama ağırlıklı olarak bütün dünyada mallar %90 küsurlarda erkekler adına kayıtlı. Bizim örneğimizde de öyle olsun. Erkeğin adına mal kayıtlı, erkek zina yapmış. Bu durumda zina paylaşımı etkilemiyor. Yine %50 alacak eşi, kadın. Bu durumda hiçbir şekilde etkilemiyor. Şöyle olması gerekiyor. Mal kadının adına, erkek zina yaptı, döndü kadının malından talepte bulundu. Bana yarısını ver. O zaman kanun koyucu diyor ki bir dakika dur, sen zina yaptın. Çok önemli o. Evet, avukatların çok karıştırdığı bir konu. Ben uzun yıllar bilirkişilik de yaptım. Bilirkişi kanunu okumamış, maddenin diyoruz ki bu madde burada geçerli değil. Yani işte erkek adına kayıtlı erkeğin zinası var. Bilirkişi maddeyi bilmiyor, daha okumamış diye eleştiriyordu meslektaşlarımız daha ilk yıllarda. Şimdi biraz daha oturdu tabii bu konular. Yani talep edenin kusurlu olması lazım. Talep eden kusurluysa mal rejimindeki haklarını alamama riski var. Evet, ama kusur dediğimiz zina ya da hayata kast nedeniyle boşanma. Diğer özel boşanma sebepleri hiçbir şekilde. Akıl hastalığında falan? Hayır. Terk? Akıl hastalığında kusur bile yok zaten. Tabii. Kusur atfedilemiyor. Adam temiz zaten kafayı. Tabii terkte de öyle. Evet. Mecliste de bu kanun maddesi gelirken aslında tasarıda zina yoktu. Hayata kast vardı. Sonra yani son hem anda son anda zinayı da eklediler ve meclis tartışmalarında da var yani böyle tutanaklarda da vardır. Yani hem kadın aldatacak tabii erkekler hakim olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem aldatacak kadın hem de sonra yarın gelecek malımızın yarısını isteyecek. Yani aslında engellemeye çalıştıkları o alacak. O yüzden akıllarda kalsın diye söylüyorum. O zaman işte aldatacak kadına biz malımızın yarısını verecek değiliz ya, orada bir düzenleme yapalım diye zinayı eklediler. Aslında bu haliyle çok haksız vardır ve dengesiz aslında. Bu haliyle evet, de kötü. Yani hani adamın üzerinde olan bir gayrimenkul için tabii arttırılamıyor ama bu haliyle baktığınız zaman da haksızlık var yani. Çok yani şu anda bir adam zinayı hüküm altına aldırarak kusuru ispat edilirse, zinası evet, hüküm altına aldırılarak kusuru ispat edilirse ve o adamın üzerine de taşınmaz, taşınır vesaire belli bir varlık var ise, kadın zinayı ispatladım, buradaki mal rejimi hakkımdan daha fazlasını istiyorum. Hayır, diyemez. %50 diyemez. Yine %50 alıyor. Ama bu bir adam zinayı zina pozisyonunu hükmen aleyhine işlem tesis edildi. Hakim dedi ki Ahmet'in işte zina sebebiyle vesairesi tespit edildi. Boşanmalarına. Tespit edildi. Adam dedi ki ben eşim Ayşe'nin üzerine olan mal varlığının yarısını istiyorum. O zaman dur diyorlar. O zaman dur diyor. Mevzu bu. Tamamını alamazsın. Ya indireceğiz. İşte oradaki dosyanın somut durumuna göre, zinanın ağırlığına, şekline, ne kadar sürdüğüne göre ya indiriliyor ya da kaldırılıyor. Hiç kaldırılan örneğe rastlamadım. Bir tane var. Evet. Bir şey yakın zamanda bir kaldırma çünkü çıktı. Genelde indirme kararı oluyor. Şimdi bir boşanma hususuna daha değinip daha sonra nafaka ve birkaç sorum olacak, onlara geçeceğiz. Çok karşılaşmadığımız ama kanunda gördüğümüz butlan sebebiyle boşanmalar var. Aynen. Yani nispi butlan, değil mi? Hı-hı. Mutlak butlan. Evliliğin iptali aslında, boşanma değil. Onu diyeceğim işte. Yani boşanma yani sebebi gibi görünen ama kenar başlığı evliliğin iptali olan hususlar var. Yokluk, işte nispi butlanı, mutlak butlanı teknik olarak. Şöyle sorayım. Boşanma dışında evlilik birliğini sona erdiren haller var mıdır, nelerdir? Pratikte, uygulamada karşımıza geliyor mu? Tam söylediğiniz aslında boşanma dışında ölüm. Yani evlilik birliğini, yani en çok karşımıza gelen evlilik birliğini sona erdiren sebepler. İkincisi de butlan nedeniyle evliliğin iptal edilmesi. Yani çok karşımıza gelmiyor. Benim meslek hayatım boyunca bir kere gördüm. O da şöyle olmuştu. İlk boşanma yanlışlıkla kesinleştirilmiş, adamın ilk boşanması ve mahkeme aslında kesinleşmemiş kararı nüfusa tescil edilmiş, ikinci evlilik yapılmış yapıldıktan sonra da ilk evlilik yanlışlıkla kesinleştirilmiş olduğu için ikinci evliliği savcılık bundan haberdar olunca, nüfus kayıtlarından haberdar olunca bu mutlak butlan sebebi evliliği iptal ediyor. İşte oradan aslında mesela adam diyor ki ben milyonerim,
işte çok zenginim, belli bir noktada işte Instagram paylaşımları, kiralık Porsche ile resim çektirmeler falan. Triplere He. gidiyor. Sonra adam bakıyor PVC doğramacı çıkıyor. Nasıl olacak o zaman? Şey, nitelikte yanılma. Nitelikte yanılma hata. Evet. Hata yani. Nitelikte yanılma bir boşanma sebebi olabilir ama evliliğin iptali için sebep olmaz yani. Evet. Peki evliliğin iptalinin sonuçlarıyla boşanmanın sonuçları farklı mıdır mal rejimi açısından? Mutlak çok mu zor diye yerden geldi? Evet, şey yani neden şey, zor? Niye durduk? Biz pratikte hiç yapmayız. Çünkü evet. Mesela ben 20 yıllık sadece aile hukuku yapan bir avukatım. Hiç açmadım şey. Ama kesin hükümsüz olunca mutlak. Baştan itibaren hükümsüz oluyor zaten. O zaman evet. Bir evlilik mutlak mutlanda evet. Şimdi Medeni Kanun'da şöyle bir cümle vardı. Var. Yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki mutlak mutlanın sonuçları açısından yani diyelim ki adam trilaylaylom. Akıl hastası evlenmiş. Evet. Bu bir mutlak butlan sebebi. Mesela kız kardeşiyle evlenmiş ama kız kardeş olduğunu bilmiyor. Sonradan kız kardeşi oldu ortaya evet. çıkıyor. Bunlar mutlak evet. butlan sebebi. Kesin diyor ki mutlak evet. butlan olana kadar evlilik hükmünün tüm sonuçlarını doğurur ve evet. mutlak butlan kararı verilmezse de geçerli bir evlilik hükmü gibi işaret evet. edilir. Evet. Şimdi evliliğin bütün sonuçlarını ortadan doğuruyorsa o zaman mal paylaşımı vesairesinin sonuçlarını da çocuk olursa nesebi evet. sahihtir diyor. Sahihtir, bunların evet. hepsi olan hususlar. O döneme kadar olan şeyler için geçerli tabii, olacak anlamına geçerli. Geliyor. Ama biz pratikte dediğim gibi tabii pratikte kim ama. Gidecek de evet. akıl hastasıyla evlenecek derim ama birçok var tabii. Şey raporsuz değil mi? Trilaylaylom arkadaşımız zaman, var. Boşanmaya şimdi gelelim esas prime time sorumuza. Nafaka. Çat 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 evet, değil mi? Şimdi kavga çıkacak. Tabii şimdi esas. Şimdi reytingler yükselecek. Şimdi reytingi oynama ama sırası geldi yavaş yavaş. Afşin Bey dikkatli evet. olun. Şimdi bir soruyla başlıyorum. 9 ay evli kaldım, 7 yıldır nafaka ödüyorum. Evet, buyurun. Peki ben buradan başlayalım. Manipülatif başladınız ama. Ona sorar mısınız? Yani de buradan soralım. Şimdi 9 ay evli kaldı, 7 yıldır nafaka ödüyor. Boşanma sebebi ne? Kendisi ne iş yapıyor, eşi ne iş yapıyor, yani kaç yaşında boşandılar? Çünkü aslına bakarsanız yani bu tek başına bir şey değil. Yani 9 ay evli kalırsınız ve evlilikte öyle şeyler yaparsınız, o kadar da kusurlu hale gelirsiniz. Belki de davası bitmemiştir. Yani tabii o tedbir nafakasıdır. Tamam ben bir şey diyeceğim. Kusurlu hale gelir. Bir adamı bıçaklıyorsun, 7 sene yatmıyorsun. Bir kadına ama kötü davrandın, 7 yıl nafaka ödüyorsun. Ne alakası şimdi? Var? Ne alakası var? Şimdi bakın, yani birincisi bu nafaka mağdurları için, yani ben kendi görüşümü söyleyeyim de, nafaka mağdurunun olması için bir nafaka hakkının kanunda ihtimallerinin düzenlenmiyor olması lazım. Şimdi bu babalar, nafaka mağdur babalar ya da erkekler grubundan böyle şeyleri, eleştirileri duyuyoruz. Onların talep ettikleri süreli nafaka zaten mevcut kanunda. Yani o kadar iyi bir medeni kanunumuz var ki lütfen dokunmayın demek istiyorum. Yani gerçekten 4721 sayılı medeni kanun, yani ülkede yapılmış en iyi kanun evet. diline sahip, içeriğine sahip. Hepimizin her sorunla ilgili hala okuduğumuzda aa bak burayı da düzenlemiş dediği, biz avukatların yani bizim hala şaşırdığımız maddeleri var. Aile hukukuyla ilgili bir sürü alanla ilgili. O yüzden aslında süreli nafakada düzenlenmiş bir şekilde var. Yani 176. maddede nasıl ödenebileceğini söylüyor. Süreye de bağlayabilirsin. Bunu toptan da ödeyebilirsin. Hakime takdir yetkisi veriyor. Yani uygulamadan kaynaklı bir şey varsa, haksızlık varsa kanundan kaynaklı değil. Kaç tip nafaka var Fatma Hanım? Şimdi 3 tip. Yani aslında 2 ana tip ama hani biz aile hukukundan kaynaklı bakım nafakalarını konuşuyoruz. İştirak nafakası, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası. Tamam. Şimdi hepsi çok önemli. Çünkü mesela tedbir nafakası asıl neyi korur biliyor musunuz Afşin Bey? Siz de adil yargılanma hakkını korur. Kim? Yani dava sürecinde alınan evet, nafakadan dava bahsediyorsunuz. Dava sürecinde aslında hakim hiçbir araştırmaya ve incelemeye de ihtiyaç duymaksızın davayı açtığı an itibariyle boşanma davası sürecinde o mevcut olan yani şey neyse tarafların işte hangi konutta oturuyorsa giderleri neyse orada bir mağduriyet yaşanmasın ve aslında onlar bu dava sürecinde mağdurun ya da hak sahibinin adil yargılanma hakkını koruyor ki şey için ekonomik bir darlığa düşerek istemediği bir sonuca çabuk ulaşmaya da çalışmasın. Ya o kadar önemlidir tedbir nafakası. Tamam. Yani ve bu çocuklar için ve anne için. Ya daha doğrusu nafaka alacaklısı için. Ya ülkemizde maalesef halen nafaka
alacaklısının kadınlar olması ve çocuklar olması, nafaka borçlusunda adamlar olması bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin günümüzde yarattığı sonuçlar. Bunlar bizimle ilgili değil. Yani bunlardan biz de muzdaribiz ve bunları biz değiştirmek istiyoruz. Zaten en çok biz değiştirmek istiyoruz. Bakın en çok kadınlar nafaka alacaklısı olmamak istiyorlar. Tabii, hiç istemez. Ya ben niçin nafakaya muhtaç kalayım? Bence ya bunu, de bu, destekliyorum. Yani evet bunu değiştirmek için kadın hareketi, kadınlar zaten onlarca yıldır hem Türkiye'de hem dünyada dünyayı da bu düzeni değiştirmeye çalışıyorlar. O nafaka hareketi yani nafaka mağduru ya o kadar tabii ben şunu da söyle düşünüyorum. Tabii kadınlık tarihi yüzlerce binlerce yıllık bir mağduriyet tarihi, erkeklik tarihi hiç mağduriyet görmediği için kendilerini mağdur sanıyorlar. Gerçekten. Hedef ben miyim? Hayır hayır siz değilsiniz ama bunlar gerçek. Yani gerçekten benim de müvekkillerim var o kadar mağdur hissediyorlar ki bir kısmı da mağdur oluyorlar. Bir soru sorayım mı? Gerçek mağdurlar soru da var. Mı? Buyurun. Hazır mısınız bu buyurun. Soruya? Vicdanınız el verecek mi? Tabii ki. 93 yaşındayım. Birinci eşim vefat etti. İkinci eşime 2 yıl evli kaldık ve boşandık. Nafaka ödüyorum. Şimdi boşandığım eşim 65 yaş üstü maaş alıyor. Bu halde nafaka kalkıyor kalkar, mu? Kalkar. Talep etsin dava açsın. Kanun o kadar açık yani. Abi 93 yaşındaki bir amcadan nasıl nafaka alınır ya? Ya 65 ya yaşındaymış yani. Ömrü de. Bakın diyor ki ama bakın gerçekten şimdi şu Afşin Bey şu hayatın şu gerçeklerini de görmemezlikten 93 yaşındaki bir amcadan sadece nafaka almak değil. Orada 65 yaşında yani. Bir kadının 93 yaşında bir amcayla aslında kendi geleceğini de kendi tabii. Hayatta kalma şeyiyle... hayatta kalma gücü şeyle o isteğiyle evlenmesi de hayatın acı bir gerçeği. Yani şimdi bu gerçeği yok sayıp sadece orada nafaka yani nafaka alacaklısı olması durumunda hayatın aslında hala acı bir gerçeği. İşte orada kanun zaten nafakanın kaldırılabileceği halleri düzenliyor. Diyor ki eğer diyor nafaka alacaklısı evlenmişse yeniden zaten otomatik kaldır. İşe girmişse ispatlı geliri varsa sen nafaka borçlusu dava aç, iste kaldır. Çocuklar için 18 yaşını evli doldurmuşsa, evli gibi yaşıyorsa o kadar çok karar tabii. Var ki bakın bir sürü kadın evet evli gibi yaşıyor nafakası kesilmesin diye bunlar nafaka mağdurudur. Bu halde nafaka mağdurudur ama kanun onun hakkını koruyor. Kanuni bir haksızlık yok. Dava açacak, evli gibi yaşadığını ispat edecek ve nafakasını kaldırılacak. Bir şey ekleyebilir miyim? Ekleyeceksiniz. Nafaka bizim için toptan şey... peşin ödenir mi? Banka üzerinden ödenmek zorunda mıdır? Nafakanın toptan ödeme imkanı var. İraç şeklinde yani aylık da ödenebilir, toptan da ödenebilir. Zaten bu konuda bizim söylediğimiz şeylerden biri, çözümlerden biri budur. Toplu nafaka. Yani kısa süreli evlilikse gerçekten ömür boyu bir nafaka orada mağduriyet yaratacaksa kanunun elinde bir imkan, hakimin elinde bir imkan var. Toplu nafakaya hükmeder, bir tazminat gibi bir nafakaya hükmeder. Bir de şu, kusuru daha ağır olan taraf ödüyor ya da eşit kusurda da ödeniyor ama bir kusuru var durumunda ödeniyor. O durumda toplu yani nafaka yani her durumda nafaka ödenmiyor mu? Hayır. Hayır. Eğer kadının kusuru daha fazlaysa ödenmez, daha ağırsa ödenmez. Yani şu ikisi de mağduriyettir bence Afşin Bey. 6 ay evli kalmışlar, 8 ay evli kalmışlar. Genç bir kadın, eğitimi var, çalışma imkanı var. Buna ömür boyu nafaka bağlanması da bir mağduriyettir. Ama 20 yaşında evlendirilmiş, çalıştırılmamış, okutulmamış bir kadın 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl evli kalmış erkeğin tam kusuru yüzünden mesela işte yeni bir sevgili bulmuş o şekilde ayrılmışlar. Ve siz bu kadına 50 yaşına gelmiş, okutulmamış, çalıştırılmamış kadına 5 yıl daha nafaka vereceğiz. 5 yıl sonra 55 yaşında hadi buyur ne yaparsan yap diyemezsiniz. Hani keşke sosyal devlet ilkesi olsaydı, keşke 60 yaşındaki kadın 93 yaşındaki amcayla evlenmek zorunda kalmasaydı. O kadın niye o adamla evleniyor? Aslında, emekli maaşı için. Evet, bu yüzden evleniyor. Yani bir gelir olarak gördüğü için evleniyor. Bu kadının da mağduriyetidir. Evlilik programlarında var ya, emekli maaşım var, evim var. Amca da ona parası için yani bakımı için onunla birisini evlendirmek zorunda kalmasa yani burada yani. Zühd Ağa filmini hatırlatırım evet, değil mi? Kanundan kalan yani kaynak bu da mağduriyet o da mağduriyet ama bunların hepsinin çözümü kanunda var ve uygulamadan kararlarla ortadan kaldırılabilir ama tabii ki asıl tabii sosyal Begüm Hanım, daha büyük. Aylık geliri olmayan karı koca birbirine nafaka davası yok. Açabilir mi veya aylık geliri olmayan nafaka vermek zorunda mıdır? Yani nafaka türüne göre değişir. Çocuk için vermek zorundadır ama eşler için değil. Evet, geliri yoksa tabii. Gelirini oranla verecektir. Ama hani kötü niyetle çalışma imkanı var, çalışmıyor. O ayrı. Bu durumda ama mesela tabii, askerde tabii.
nafakada tabii olmaz. Askerlik hizmetini yapıyor. Bu arada ben bir şey ekleyebilir miyim lütfen, bu nafaka buyurun, konusunda? Lütfen. Ben çok hassasız bu evet, konuda. Yani çok üzgünüm, çok da hassasım bu konuda ama bir şey anlatmak istiyorum. Ben aynı zamanda İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesiyim. Geçtiğimiz yıl 2020 yılında biz bir rapor hazırladık. Ben orada 2018, 2017 ve 2018 esaslı tüm boşanma davalarını 2020'de karara çıkmış adli yardımdaki tüm boşanma davalarını tek tek inceledim. O kadar üzücü sonuçlar çıktı ki karşımıza. Şimdi burası adli yardım bürosu. Yani buraya gelen kadınların gelirleri yok. Gelir sahibi değiller. O yüzden kendilerine ücretsiz avukat ataması yapılmış. Bu dosyaların %88'inde o veya bu şekilde nafaka kararı hiç verilmemiş. Hiç yok. Ya reddedilmiş tabii, ya talep edilmemiş. %56'sında kadınlar zaten baştan hiç talep etmemişler. %20'si gibi bir oranda da baştan talep ettikleri halde dava devam ederken nafaka kararından vazgeçmişler. Nafaka talebinden vazgeçmişler. Karar verilen çok küçük bir oranda da işte %15'lik, 20'lik gibi bir dosya oranında da 350-370 lira oranında bir nafakaya hükmedilmiş. Şimdi büyük mağduriyet nerede, ben çok merak ediyorum. Yani bu adli yardımdaki insanlar, adli yardıma başvuran insanlar zaten ekonomik olarak en mağdur kesimdeki insanlar. Onların bile dosyalarının %85'inde, 86'sında nafaka kararı verilmemişken, yani kime veriliyor da bu nafaka, kimin aleyhine veriliyor da bu kadar büyük mağduriyet yaratıyor? Ben hakikaten bunu hayretle karşılıyorum. Bir mağduriyet varsa Afşin Bey aslında evet, verilen nafaka kararları değil de o nafakaların tahsil edilemiyor olmasıdır. Yani o en zaman büyük da hapse giriyorlar zaten. Giremiyorlar. Nasıl onda, giremiyorlar? Yani uygulamada öyle olmuyor. Kaç kişiyi çıkarttım ben hapisten? Sizin, çok az. Sizin kadın kadın şeyleri, müvekkillerin diğer tarafındaki erkek müvekkilleri kaçını biz Silivri'den aldık nafakayı şey yapmıyor diye. Çok az. Çok, siz de biliyorsunuz. Yani çok bir kere evet tebligat zor yapılamıyor. En basit konu. İşte geriye dönük 3 aylık açılabiliyor gibi. Yani çok zor. Hiç kolay değil. Fatma Hanım. Buyurun. Üç kere boşandım diyor. Üçüne de nafaka ödemem gerekiyor mu diyor. Gerekiyor, evlenmedilerse onlar. Yani bu işler. O zaman yani, şu değil mi? Boşanmayı biliyorsan nafakayı da ödeyeceksin. Evet. Öyle. Onlar kolay kararlar değil. Ve aslında ülkemizde de yani bakın hala yani şimdi bunlar değişiyor. Neyse ki değişiyor. Ama bundan 20 yıl önce boşanmış bir kadının yeniden bir hayat kurma ihtimaliyle bugünkü boşanmış kadının tabii yeniden bir hayat kurma ihtimali aynı değil. Enflasyon artış oranı nafaka, ona da bir değinir misiniz? Nafaka artış oranı nedir? Üfe oranında artıyor. Talep beraber mahkeme kararında. Üfe oranında genel uygulama, üfe oranında artılması. Yani genelde talepler öyle oluyor. Yani bağlanan nafakanın üfe oranında artırılması talep ediliyor. Mahkeme kararları da. Gördüğünüz en uzun nafaka gerçekten ömür boyu var mı? Ömür boyu var. Var tabii, çok var ama kaldırılmasını talep etmedikleri için var nafaka hükümleri. Yani 20 yıl, 30 yıl gerçekten. Var tabii. Ya, ömür boyu diye veriliyor zaten. Yıllardır devam eden nafakalar var. Vay. Yani süreli nafakaya yeni yeni dönülüyor ama yani şimdi daha kısa süreli evlilikler, çünkü aslına bakarsanız Afşin Bey, yani şimdi hani bizim annelerimizin, teyzelerimizin, yaş kuşağının boşanmasında zaten evlilik süreleri de çok uzun. 20-25 yıl sonra boşanıyorlar. 20-25 yıl sonra 55-60 yaşında boşanan bir kadının yeniden iş bulma, yeniden evlenme ihtimali zaten bunların hepsi çok düşük. Bunlar olmadıkça nafaka da devam ediyor. Peki bayan nafaka öder mi? Ödeyebilir. Kanunda varsa ayrım yok zaten. Kadın erkek ayrımı yok kanunda. Koşulları varsa eş diye geçer kanunda. Kusuru daha ağır olmamak şartıyla ödeme yapar. Yani bizdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonucu yani. Evet, gelinen uygulamada yoksa çıkan bir şey o kadın erkek. Şey derdi de var. Nafaka alan erkekler de var. Yani. Talep eden dosyalarda çok var. Son evet dönemde mesela talep eden erkek çok arttı. Koşulları varsa da veriliyor ama tabii daha istisnai, çünkü erkekler iş gücünün içinde çalışıyorlar, gelirleri var, o yüzden daha istisnai olarak çıkıyor. Ben bir Anayasa Mahkemesi kararı getirdim. Buyurun, size lütfen gelirken. Burada da mesela gelirinden fazla nafaka hükmedilmesini anayasaya aykırı buluyor Anayasa Mahkemesi. Kişinin maddi manevi hak varlığının koruma güvenliğinin hakkının ihlalidir diyor. Davaya konu olayda İşte asgari ücretle çalışıyor ama hı hı, işte 3 tane küçük çocuğu, bir tane daha büyük çocuğu var. Eş boşanmak istiyor. Aslında bağlanan nafakalar ve şeyler de hani çok yüksek rakamlar değil. Yani o kadar iki ucu da, iki ucunun da çok zorlandığı bir durum ki, küçük çocuklara 150 lira, işte eşe 300 lira, büyük çocuğa da 200 lira nafaka bağlanıyor. Ama bunların toplamı işte 1000 lirayı bulduğu için vatandaşın, nafaka borçlusunun da geliri
O zaman 950 liraymış. Asgari ücretle olduğu için ve bunu aştığı için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Ama öbür taraftan baktığınızda hani bir çocuğun giderinin de 100 liranın 150 liranın altında olması da beklenemez. Yani işte orada aslında acı olan, yani gerçekten yaşadıkları mağduriyetler kanundan yaşadıkları mağduriyetler değil. Gerçekten kendi gelirlerinin üzerinde nafaka bağlanan müvekkillerimiz bizim de var. Benim de gerçek bir müvekkilim var. Annesi kredi çekerek nafakasını ödüyor. Çünkü adam battığını anlatıyor ama aynı gelir durumunda olduğunu. Şimdi bizde de şöyle bir şey de var. Hakimler kayıtlı ekonomi olmadığı için böyle iki tane şeye gittik geldik. Yani bir tanesi ya kayıtlı ekonomide ne görünüyorsa ona uygun nafaka bağlıyor. Mesela asgari ücret görünüyor ya da 5000 lira aylığı var görünüyor ama işte başka gelirleri var diyorsun. Onların hiçbirini dikkate almıyor. O zaman 1000 lira nafaka diyor. Ya da nasıl olsa bu kayıt dışı ekonomi var ve bu bir yaşam standardı var. Bu değişmemiştir deyip o kayıt dışı ekonomide o standarta uygun nafakalar bağlıyorlar. Şimdi ikisinde de mağduriyetler oluşuyor. Bir tanesi nafaka boşluğu için, bir tanesi nafaka alacaklısı için. Yani özellikle iflas durumlarında aynı ekonomik gelirin değişmesi ya o ekonomik durumun değişmesi nafaka boşluğu çok... İflas demişken kısa bir şeye cevap verin de iflasla ilgili aklıma bir şey geldi. Nafaka çocuklara 18 yaşına kadar mı verilir? Evet, ya da üniversite yani eğitimine devam ettiği için yardım nafakasına dönüşür. Ayça Hanım, buyurun. Şirket tasfiyesi nasıl oluyor? Onu sormayı unuttum da tamam. Tam iflas deyince aklıma geldi. Tamam. Yani evlilik, boşanma sürecinde, hı hı, mal tasfiyesinde şirket varsa limited, anonim şimdi veya x diye. Şöyle, şirket 2002'den sonra hissesi edinilmişse eşlerden biri tarafından edinilmiş mal. Bizim için evden, arabadan, diğer mallardan hiçbir farkı yok. Değeri neyse, o şirketin hisse değeri neyse o tespit ediliyor, yarısı karşı tarafa veriliyor. Ve bu tespit yapılırken sadece bilanço, yani şirket kayıtlarına bakılmıyor. Şirketin piyasadaki değerine bakılıyor. Yani marka değeri, müşteri çevresi, gelecekteki karlılığı, makinesi, yatırımları hepsine birden bakılıyor. 2002 sonrası kurulan şirkette yarı değeri üzerinden, karşı tarafa hissenin yarı değeri üzerinden bir alacak hakkı biraz önce söylediğimiz gibi veriliyor. Ama 2002 öncesi kurulmuşsa şirket, diyelim ki 2002 sonrası devam eden bir karlılığı varsa, kar payı ya da bir sermaye artışı varsa sadece buradan paylaşım yapılıyor. Yani biz 2002 öncesi ya da evlilik öncesi kurulan şirketler için, mesela çok zengin bir iş adamı bir kadınla evleniyor ama bütün şirketleri evlilik öncesi kurulmuş. Tamam. Diyelim ki evlendikten sonra bu şirketin kar payı varsa, bu kar payı dağıtılmadıysa ya da şirketine bir yatırım olarak eklendiyse ya da o şirket yine sermaye artışı yaptıysa, bunlar hepsi paylaşıma giriyor. Oradan da ciddi alacaklar doğabiliyor şirketlerden. Ama kanun koyucu, kanunda bir madde var. Hissesi oranında, yani ne kadarlık bir hissesi varsa şirketin %20'si oysa, hı hı, onunsa, o %20 mal paylaşımına dahil ediliyor, öyle mi? Eğer evlilik içinde kurulmuş bir şirketse evet. Hiçbir farkı yok taşınmazdan. Evlilik öncesi kurulmuşsa ya da 2002 kurulmuşsa sadece kar payı ve sermaye artışları gidiyor. Sadece kar payı ve sermaye ama bunu artışları engellemek mümkün. Taraflar noterde yapacakları bir sözleşmeyle şirketin gelirinin paylaşıma girmeyeceği konusunda bir anlaşma yapabilirler. Yani şirketin kar payının paylaşılmayacağı konusunda bir anlaşma yapmaları mümkün. Tabii bizde çok sözleşme kültürü yok. Tabii şey de gelir bize, sevimsiz de gelir evlenirken ya da evlendikten sonra gidip mallarla ilgili bir anlaşma yapmak. Ama kanunda bunların imkanı var. Yani şirkette kararı en yakın dönemde mi gayrimenkuller gibi, yoksa şöyle, dava tarihi itibariyle? Şöyle, davanın açıldığı tarihteki durumu neyse tespit ediliyor, karar tarihine kadar güncelleniyor. Yani boşanma davası açıldığında şirketin durumunun bir fotoğrafı çekiliyor. Hı-hı. Sonra ondan güncelleme yapılıyor. Yani enflasyon oranında güncelleme, hı-hı, gayrimenkulden öyle bir fark var. Gayrimenkul direkt karar tarihindeki, hı-hı, değerini alıyoruz. Şirkette dava tarihindeki halinin karara kadar güncellenmiş hali alınıyor. Kadın da erkek de emekli. Devlet memuru, buna rağmen anlaşmalı boşanmada nafaka var. 10 yıl geçmiş iptal istenir mi? Yani anlaşmalı boşanmada nafaka varsa nafakanın kaldırılması için yeniden dava açabilir. Yani anlaşmalı boşanmada benim şartlarım değişti. Eğer bir değişiklik varsa şartında, o dönem öyleydi ama şu anda zor durumdayım, kötü durumdayım deyip gerçekten şartlar da değiştiyse tabii kaldırılmasını. Yani anlaşmalı boşanma
da yazıyor diye sizin biraz önce saydığınız şartlar sağlasa dahi dava açamayız diyemeyiz. Diyemeyiz. Gider davasını açabilir. Çok oluyor zaten. Tabii çok en oluyor. Çok anlaşmalı boşanmada çıkanlarda. İnsanlar yasal haklarını kullanmamasından kaynaklanıyor. Aslında mesela diyorlar ya insanlar işte mağduruz, evet. Şu oldu, bu yoksa oldu. Nafakadan parantez içinde kaçınmak için bayağı bir yol ve yöntem aslında kanunda var galiba. Yani işte nafaka, o yüzden diyorum yani bir nafaka mağdurunun, gerçek mağdurun mağduriyetini giderecek her şey kanunda var. Evet. Yani anayasaca güvence altına alınmış. Anayasa Mahkemesi kararını o yüzden getirdim yani. Şimdi biraz daha şimdi aile hukukunun farklı başlıklarına değinelim. Çünkü 10 dakikamız, 11 dakikamız kaldı. Çok çabuk geçti. Evet, anlatamadım. Evet, bunlar zaten majör başlıklarımız, evet. Aslında. Diğerleri biraz daha az karşılaştığımız. Mesela çocuğun velayetini de birkaç cümle sizlere ortak velayette soracağım. De birkaç cümle evet, edebiliriz evet, son dönemde. Şöyle bir sıkıntı çok olduğu için bu sorudan yola çıkarak sormak istiyorum. İşin biraz hukuki ve psikolojik, sosyal tarafı ama bu çok var. Saygılarımla demiş. Oğlum 1 yıl 3 aylık evli. 1,5 aylıkken gelin bana oğlumu şikayet ederek böyle devam edemeyeceğini söyledi. Ben daha sonra oğlumla görüştüm. Oğluma bir şey sezdirmeden ki gelin şöyle öyle istedi. Daha sonra gelin sorunu kendi aramızda çözeceğiz dedi. Fakat birkaç ay sonra aynı şikayetleri tekrarladı. Evlilik danışmanına gittiler. Danışman 2 seans sonra anlaşmalı boşanmayı önerdi. Evlilik danışmanları da bu işe giriyor. Yani, anlaşmalı boşanır demiş. Genelde önermezler. Uzmanlar ne yapacağınızı değil, ne yapmak istediğinizi ortaya çıkarırlar. Evet. Ne yapacağınızı söylemezler. Kendisi yerindelik denetimi yapmış. İkisi de buna tamam dedi. Ama gelin hala evde iki yabancı gibi yaşamaya devam ediyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ne olur bir yol gösterin. Şimdi devam etmeyen evlilikler, fiilen devam eden evlilikler ama resmen bir türlü devam etmeyen, bitirilemeyen evlilikler. Sosyal açıdan bu tip durumlarla ilgili birer cümle alsam daha sonra da velayete geçsem ne dersiniz? Yani, ne yapmaları lazım? Hani yasada bununla dair bir eksiklik ya da bir sıkıntı, bir problem yok. Yani anlaşmalı boşanmaya karar vermişlerse ve boşanmanın tüm sonuçlarına dair anlaşmışlarsa zaten insanlar gider anlaşmalı boşanır. Ha çekişmeli boşanma, yani mesela bu soru özelinde cevap verirsek eğer, oğlu gidip boşanmak istiyorsa, boşanma iradesi varsa hanımefendinin oğlunun, o kendisi gidip bir boşanma davası açabilir, hukuki yardım alıp. Evi terk etmiyorsa zorla çıkarttırılabilir mi evden? Hayır, aile konutunda yaşıyorsa çıkarttırılamaz. Hatta kadın evin konutun tahsis edilmesini kendisine de ayrıca isteyebilir, aile konutu hakkından hariç. Zorla çıkarttırılamaz. Yani ben tabii boşanmayla ilgili bölüm vekillerim, yani boşanmak taraflardan bir tanesini istememesi, bir tanesinin de boşanma konusunda net olması durumlarında hep böyle istemeyen taraf eğer bana gelmişse onlara şey diyorum. Aslında bu evlilik tek başınıza oynayamayacağınız bir oyun. Yani siz iki kişiyle bir oyuna başladınız, oyunu tırnak içinde kullanıyorum. Ve şimdi bir tanesi ben oynamıyorum diyor. Artık tek başınıza bir şey yapamazsınız. Yapabileceğiniz tek şey bundan sonraki hayatınızda nasıl, ne istediğiniz üzerine düşünmek ve nasıl boşanmak size iyi gelir bunun üzerine düşünmek. Yani yapabilecekleri tek şey evliliği kurtarmak, çünkü tek kişinin mücadelesiyle mümkün, evet, olan bir şey değil. İki kişi evliliği kurtarmak istemiyorsa o evlilik tek kişi tarafından kurtulamaz. Her türlü imkan var, gidecekler kanunu işletecekler. Evet, orada onu düşünecekler. Siz ne dersiniz Ayça Hanım? Şimdi bu çok yaşanan bir sorun. Yani taraflardan birinin aynı evde kalmaya devam etmesi. Evet, bu durumda evet. Ne yapacağız sorunu. Çekişmeli boşanma açıldığında hakim barınmayla da ilgili önlemleri alıyor. Barınmayla da ilgili kararlar verebiliyor. Ama genellikle özel durumda da çocuk da varsa kadınla çocuğa tahsis edilme olasılığı daha yüksek oluyor. Ama tabii somut olayın özelliğinde kadının başka evi vardır, düzeni vardır, oraya gitme imkanı vardır. Uzaklaştırma kararının bunda etkisi var mı? Ona da geleceğim. Uzaklaştırmayla aslında barınma bambaşka bir şey. Öyle mi? Fakat pratikte uzaklaştırma kararı evden gitmeyen kişiyi gönderme yolu olarak kullanılıyor. Aslında kanunun amacı çok o değil.
ailenin korunması kanunun amacı, şiddete uğrama ihtimali olan eşi korumak amacıyla getirilen bir kanun. Ama pratikte evden gitmeyen tarafın evden gitmesini sağlamak için uzaklaştırma kararına başvuruluyor. Bu da işte bu kanuna karşı tepki gösterilmesine işte ve buradan da kaynaklı biz uzaklaştırmayla ilgili mağduriyet yaşadık diyenlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Aslında bu da kötü niyetle kullanıldığı bu için. Bu konuştuğumuz programın başından beri bütün konuların hepsi aile hukuku aile mahkemesinde mi istenir? Evet, hepsi aile hepsi mahkemesi. Aile mahkemesi. Evet, hepsi aile mahkemesi. Bahsettiğimiz tüm şeyler aile mahkemesi. Tamam. O zaman son başlığı da velayete ayıralım. Çünkü değil mi çok önemli bir başlık. Begüm Hanım'dan başlamak suretiyle. Velayetin verildiği sırada aranan şartlar nelerdir? Velayetle ilgili ne söylersiniz? Velayetle ilgili çocuğun üstün yararı bir kere en önemlisidir velayet kararı verilirken. Hatta anlaşmalı boşanma protokollerinde velayet ve çocukla ilgili kişisel ilişki kararlarında taraf hakim tarafların anlaşmasıyla bile bağlı değildir aslında. Kendisi işte kişisel ilişkiyi değiştirebilir veya nafaka kararına ilgili işi arttırabilir, düşürebilir. Yani buradan anlamalıyız ki aslında velayet tarafların talepleriyle ya da tarafların ilgileriyle, istekleriyle değil, tamamen çocuğun üstün yararıyla alakalıdır. Ha burada mesela halk arasında bazı şeyler vardır. İşte erkek çocuk babaya verilir, kız çocuk anneye verilir gibi. Hayır, böyle bir şey yok. Tabii çocuğun yaşı, işte eğer küçük yaşta bir çocuksa tabii ki anneye olan ihtiyacından dolayı annede kalma ihtimali daha yüksektir. Ama bazı özel şartlar sebebiyle velayetinin babaya verilmesine de karar verilebilir. Zaten sosyal hizmetler uzmanı var. Yani gayet nesnel bir durum değil mi bu? Tabii tabii, yani olaya göre, davanın şartlarına göre değişen, yani illaki de anneye verilir veya illa babaya verilir diyemeyeceğimiz bir durum. Yani nesnellikten kastım herkes için aslında eşit durumlara göre tabii karar verilen bir durum. Fatma aslında Hanım, aile mahkemesi hakiminin de en çok takdir yetkisinin olduğu yer burası. Velayet kamu düzeninde ilişkin olduğu için aile mahkemesi hakimi tarafları anlaşmalarına dahi çıkabilir. Hı hı. Ve çocuğu başka bir şeyi daha yararlı görebilir ve bunun incelenmesini ya da onunla ilgili karar verilmesini de isteyebilir. Ben velayetle ilgili, yani hem velayet benim önemsediğim bir konu. Çünkü aslında ben müvekkillerimize de şey diyoruz, yani eğer çocuğunuz varsa siz boşanabilirsiniz ama anne ve baba görevlerinizden kurtulamazsınız. Yani çocuğunuz sizi ortak bağlayan en önemli şey ve mümkünse işte çocuk olan evliliklerde anlaşmalı boşanmayı tercih edin. Bütün o hırslar, öfkeler bir süre sonra geçer ve diyalog kalsın. Bu nedenle de ortak velayet benim çok savunduğum, inandığım, desteklediğim bir kurum. Yani velayet konu gelmişken onu da söylemek isterim. Ayça biliyor, yani ortak velayet uygulaması bu kadar daha yaygın değilkenden beri aslında Türkiye'de neden yapılması gereken, hem çocuğun üstün yararı açısından korunan yerler de vardı. Hep böyle istediğimiz, kafa yorduğumuz, uğraştığımız bir konu oldu. Son 3 dakikamız. Ortak velayet nedir? İstenildiği zaman dava açılarak velayet değiştirilebilir mi? Şimdi ortak velayet, zaten velayet çocukla ilgili bir hak ve sorumluluk, tüm konularla ilgili hem bir hak hem de bir yükümlülüktür. Ortak velayet deyince çocukla ilgili bu hak ve yükümlülükleri birlikte kullanmak anlamına geliyor. Hani somutlaştırırsak ne olur? Çocuğun ikametgah adresinin değişmesi, çocuk bir ameliyat olacaksa bu ameliyata karar verilmesi, çocukla ilgili alınacak ama günlük kararlar değil, yani günlük üstüne ne giyecek, onu mu yiyecek gibi bir şey değil, genel olarak hayatıyla ilgili çocuğun temel konularda birlikte karar almak anlamına geliyor. Anlaşmazlık ortak çıkarsa? Evlilikteki velayet hükümleri devam ediyor. Yani hiç boşanmamış gibi. Tamam, anlaşmazlık çıkarsa? Anlaşmazlık çıkarsa. Adam dedi ki ben özel okula vereceğim veya devlet okuluna vereceğim. Kadın dedi ki benim çocuğum özel okullarda okumaya İki layık. İki konu ne düşünülebilir. Bir, bu anlaşmazlık aşılamıyor ve sürekli devam ediyor ve çocuğa zarar veriyorsa tekli velayete döndürme davası açılabilir ya da hakim müdahalesi düşünülebilir. Hakim müdahalesi imkanı da var bizim medeni kanunumuzda. Ya, evlilik devam ederken de anlaşmazlık çıkma ihtimali var. Orada ve orada da hakim müdahalesi. İsim koymayla ilgili gidiliyor. Yani işte çocuk doğar doğmaz. İsim koymak için hakime mi başvuruyorlar? Gidebilirler. Hakime gidilebilir. Milletin ne derdi var ya? En çok emsal karar da çıkar. Allah Allah. İşte taraflardan biri babasının... Futbol takımını seçecek mesela. Babasının adını koymak ister. Öbürü istemez babasının adını. Dedesini ister falan gibi. Şimdi ortak velayet bizim kanunumuza hala girmedi aslında.
kanununda düzenleme olarak. Kanunda yok mu? Kanunda yok. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde imzalanan protokollerin birinde eşler boşandıktan sonra çocukla ilgili konularda eşit haklara sahiptir diye bir protokolde cümle geçiyor. Ve Yargıtay buna dayanarak dedi ki ben bunu ortak velayet olarak anlıyorum. Artık verebilirsiniz. Fakat bizde ortak velayet sadece anlaşmalı boşanmada her iki tarafın kabul etmesi hakimin uygun bulmasıyla mümkün. Tamam. Ama kanunumuzu aldığımız İsviçre'de tam tersi, önceden onlarda da öyleydi. İsviçre'de de aynı bizim gibi sadece anlaşmalı halinde mümkündü. Artık asıl olan ortak velayet. Yani dava açıyorsunuz, çekişmeli de olsa ortak velayet kararı veriliyor. İstisnai durumlarda ve o istisna anne ile baba arasında süreklilik arz eden, çözülemeyen çatışma, bu çatışmanın çocuğa zarar vermesi ve tekli velayete geçildiğinde de bu zararın devam etmeyecek olması aranıyor. Çok sıkı, yani tekli velayet kararı İsviçre'de çıkmıyor gibi bir şey. Çocuk ortaktır bakışı var. Çok kısa şeyi söyleyeceğim. İsviçre'de hatta şuna geçtiler. Ortak velayet halinde dönüşümlü bakım ve gözetim sistemi. Bu ne demek? Bir hafta birinde kalıyor, bir hafta birinde, üç gün birinde, dört gün birinde. Bizde o imkan yok biliyorsunuz. Ortak velayet çocuğu yarı yarıya paylaşmak demek değil. Yani üç gün bende, dört gün bende değil yani. Son bir dakika kısa soracağım. Velayet davası her zaman açılıp değiştirebilir mi? Evet, her hayır zaman, olarak dersek. Her zaman. Her zaman açılabilir. Her zaman. Çocuğun en az görülme şeyi kararı nedir uygulamalarda? Yani 10 gün mü 15 gün mü nasıldır rutin o? Rutin uygulama 15 günde birdir. Her ayın 1. 3. hafta sonu rutindir. Rutin. Özel bir durum varsa indirilebilir, kaldırılabilir, hiç görüştürmeyebilir. Son sorum, çocuğa göstermeyen anne veya babalar için cezai yaptırımı var. Ve icra yolu mu var? İcraya gidilir ve bunun sonucunda yine göstermiyorsa icra ceza. İcra velayet ceza. Velayetin değiştirilmesi davası için de sebep olur. Önemlidir yani. Ben, konular çok bitmedi. Yine her, davet edeceğiz. Her üçünüze çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir kadın günü formatında doldu. Onun için bayağı böyle bir sohbet dedikodu da yapmış olduk. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki programlarda tekrar birlikte oluruz. Değerli izleyiciler, bu hafta aile hukukunu konu ettik. Haftaya yeni konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle KRT TV'de kalın. Sağlıcakla, sevgiyle.